Tamam, o zaman şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Kaçıncı dakikadayız? 29. Şimdi arkadaşlar, dünyamız çok büyük. Yani sürekli fareyle bir yerlere gidip gelmek bizi yorabiliyor. Buraya biz tuş atacağız. Yani belirli konumlara tuş atacağız. Atmış olduğumuz o tuşla bastığımda oraya gidecek. Mesela şöyle gelelim. Bakın, 1'e basıyorum, buradayım. Ekranı açmadım çocuk. Ha. Hemen paylaşıyorum. Haritamızda tasarımlarımızı yaparken, kodlarımızı yazarken bölüm atayabiliyoruz arkadaşlar. Klavyeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar herhangi yerlere kameralarımızı atayabiliyoruz. Mesela 1'e bastım, 2'ye bastım, 3'e bastım, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar bu işlemi yapabiliyorum. Hatta 0'ı da atıyor biliyormuşum. Yani bütün rakamları atayabiliyorum. Bunun için kameramın olmasını istediğim lokasyona geliyorum. CTRL'ye basıp hangi tuşu atamak istiyorum? 1'e. O zaman 1'e bastım. CTRL'ye basılıyken. Sonra gidiyorum. Mesela buraya geldim. CTRL 2 dedim. Şimdi artık 1, 2. Bunlar atanmış oldu. Arkadaşlar birden 9'a kadar bir atama yapalım şimdi. Herkes birden 9'a kadar atamasını yapsın. Evet, burada sıkıntısı olan var mı? Evet, şimdi arkadaşlar bugün sıfırdan bir anahtar oluşturma yapacağız hep beraber. Farenin sağ tuşuyla şuradan bir başlayalım. Kapıya geldim. Kapıya geldiğimde bana diyor ki bu kapıdan girebilmen için senin bir anahtara ihtiyacın var. Önce anahtarı al diyor. Buradan girip anahtarı aldığında bu kapı artık benden key istemeyecek. Bugünkü çalışmamız bu olacak. Öncelikle şu kapının yapısını bir inceleyelim. Kapıyı seçtim. Browser Asset. Kapının olmuş olduğu yer. Blueprint'in içerisindeydi. Çift tıkladım. Açtım. Hemen şöyle bir inceleyelim. Grab. Şimdi burada şu kısmı bir geçiyorum. Şurada arkadaşlar bakın. Önce game modumuza gittik. Çünkü ne yapacaktık? Global değişkenleri game moddan çekiyorduk. Bir tane değişken oluşturduk. Oluşturduğumuz değişken bir tane boolean değişkeni ve bu boolean değişkenini kontrol ediyordum. Acaba burada anahtar var mı yok mu? Eğer anahtar varsa true olarak git. Eğer anahtar yoksa false olarak git. Şu şekilde geldim. Bakın. Buraya bağladım. Eğer ki diyor, eğer anahtarım varsa şuradan gidecek. Anahtarım yoksa o zaman buradan gidecek. Anahtarın olmuş olduğu yer şuradan işte kapının açılarak devam etmesi de istediğim bir süreç olacak. Şimdi öncelikle bu kapının açılıp açılmasını kontrol eden how to key yani anahtarın alınıp alınmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için anahtarla işlem yapmam gerekiyor. Yani anahtar aldığımda bu how to key yani anahtarın işaretlenmiş olması gerekiyor ki ben burada anahtarı almış oldum. Yani bakın şurada daha ayrıntılı olarak geleceğiz. Şuraya gideyim. Şuraya geldim. Kapım burada. Sağ tıklayayım. Gidiyorum. Bakın anahtar istedi. Giremiyorum şu an. Anahtar istedi. Giremiyorum. E tuşuna da basıyorum. Bu arada Giremiyorum. hocam, çok özür dilerim. Ders kayıt altında mı bu arada? Efendim? Ders kayıt altında mı? Çok Evet, kırıldı evet. tabii. Biraz Ka ka ortamdayım ama. Tamam, çok kayıt kayıtlı hocam. teşekkürler. Kaydı aldım. Şimdi anahtarımı koyalım tekrar. Şuraya anahtarı koydum. Çalıştıralım. Şimdi anahtarı alayım. Anahtarı aldım. Şimdi geldiğimde E'ye basacağım. Bakın kapı açıldı. Artık benden anahtar istemedi. Bugünkü yapacağımız şey şunu sıfırdan yapacağız arkadaşlar. Önce bir anahtarımız açın.
Şöyle, önce şu yapıyı oluşturabilmek için ne yapmam gerekiyordu? Benim bir tane bunun görünür ve simgeleyen bir tane statik meşe ihtiyacım vardı. Evet, statik meşe ihtiyacım vardı. Daha sonra buna girip dokunduğumu hissettirecek bir tane de kolizyona ihtiyacım vardı. Kolizyonum ve statik meşimi önce oluşturacaktım. Geldim. Viewport penceresinden bunu görünür yapmak için arkadaşlar bir tane key ekledim. Bir tane de shape kolizyon ekledim. Olduğu yerde dönmesini istiyorsam rotation ekledim. Event player'e geldiğimde bakın burada önce bunu inceleyeceğiz sonra kendimiz yazacağız arkadaşlar. Şimdi shape kolizyonumu seçtim. Bunu seçtikten sonra details bölümünden bir tane event yani olay başlatıcı ekleyeceğim. Ama ne zaman olay başlatılsın? Buna çarpışma başladığı anda. Begin başlangıcında bu olay başlasın. Olay başladı. Olay başladığında benim bu anahtara ulaşmam gerekiyor. Daha öncesinden bu alınıp alınmamış ya. Yani bunu ne yapmam gerekiyor? Bunu önce alındı diye işaretlemem lazım. Niye? Çünkü şu kapımızı açalım. Hatta şunu ekleyeyim. Şuradan gelsin. Bakın şunun bu kapının açılabilmesi şunun işaretli olması gerekiyor. Yani true'dan gidebilmesi için evet bu anahtar alındı. Anahtarı nerede alıyor? Burada alıyor. O zaman ne yapacağım? Arkadaşlar bunun içerisine girdiğimde bunu işaretleyeceğim. Peki bu neredeydi? Bu benim third person game moddaydı. İşte bu third person game moddan bunu alabilmem için third person game modumu buraya ekledim. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi oyun olarak arkadaşlar şunu seçtim. Viewport penceresi. Hatta şuradan kopartayım. Şuraya gelsin. Benim neye ihtiyacım var? How-to-key'e ihtiyacım var. Yani buna ulaşmam gerekiyor. Şuna ulaşmam gerekiyor. Bak yok. Yani böyle bir değişken yok. Değişken bakın burada şeyi açtım. Kapıyı açtım. Kapının içerisinde bana diyor ki senin anahtara ihtiyacın var. Ama bu anahtara ulaşmam gerekiyor. Anahtar nerede? Anahtar third modda. Birazcık bende yazım şeyi var. Third person game mode. Third person game mode geldi. Arkadaşlar. Bunu ne yapıyordum? Game moddan objektini game moda game mod. Şu yapım aldım. Artık oyunum haberleşiyor. Yani bu haberleşme ağını kurdum. Bu haberleşme ağını kurduktan sonra diyorum ki bana oradan bir tane değişken getir. Bakın şuradan değişkeni buradan getiriyorum. Benim şuna açılan kapım yani şu dünyaya açılan kapım şöyle açalım. Third person game mode. Bakın. Hemen şu arkadaşlar. Buraya beni ulaştıran kapı şurası. Bakın buradan tuttum. Key dedim. Bakın burada. Key'im burada. Ben bunun içerisine girdiğim zaman bunu işaretledim. Artık benim key'im alındı. Çünkü bunun içine girdim ya. Arkadaşlar benim bakın bunu aldıktan sonra ne yapacağım ben? Bir ses vereceğim. Ses. Bir ses çalalım. Bunu aldım. Play son 2D. Bir tane ses gelsin. Rastgele bir şey. Şuradan düzgün bir şey de bulamadım. Yani şunu bari alayım. Kapı açılmasına benzedi ama. Evet. Bu sesim çalsın. Sesim çaldıktan sonra arkadaşlar bu sesi çaldıktan sonra bu aktörün ne olması gerekiyor? Bu aktörün yok olması gerekiyor. Bu da destroyed aktör. Hemen şöyle gelelim. Dest
Destroy the actor. Getirdim. Destroy actor. Şimdi tekrar baştan alıyorum. Benim shape kolizyonumun içerisine girdiğimde how the key'i işaretlemem gerekiyor. How the key'i oyunu haberleştirdim. Game mode'dan how the key'i aldım. Onayladı. Artık anahtar alındı. Bunu bildirmek için bir tane ses verdim ve aktörümü kaybettim. Evet, gelelim. Pardon hocam, bir şey anlayamadım ama oradaki tick normal değeri mi? Yani olması gereken, nasıl söyleyeyim? O tick etkin olduğu zaman mı diğer devam edecek? Tamam, şöyle yapalım Esma hocam. Siz ekran paylaşımı yapın, oyunumuzu açalım. Tabii ama 12 inç bir şey değil yani 13 inç bir bilgisayar değil. Şöyle zaten kodlayacağız hocam. Bilgisayarınız, Esma hocam bilgisayarınız açık mı? Evet açık açık tamam. Hocam. Şimdi önce cevap veriyorum hocam. Şimdi anahtar alındı mı alınmadı mı? Şimdi kapıya gittim. Kapıya gittiğimde bana anahtarın var mı yok mu diye sorması gerekiyor. Eğer anahtar yoksa kapı açılmayacak. Şimdi ben orada anahtarı aldığını nasıl belirtmem gerekiyor? Şimdi bir tane boolean değişkeni oluşturdum. O değişken true veya false alıyordu. Ben o anahtarın yanına gittiğim zaman, onu aldığım zaman oyun şey diyeceğim ki, programa diyeceğim ki ben bunu aldım diyeceğim. Onu aldım diyebilmek için de değişkeni tıklıyorum hocam. Tamam hocam. Tamam, hemen açın hocam. Beraber. Açtım ama ekranım o kadar küçük ki yani ben hani bazı şeyler hatta menüler birbirine giriyor açıkçası. Ben yine de açayım arkadaşların zamanını alacağım diye. Yok hiç sıkıntı yok hocam. Kaşırsınız yok Esma hocam. Yani hatta birbirine az önce menüler birbirine girdiği için ekran küçük olduğu için zaman kaybettim yok, aslında. Yok çok güzel harika. Hocam şimdi şu levelslar birbirine girdi hocam yani şu kısım. Hocam onların hepsini kapatalım isterseniz. Eğer o noktada sıkıntı yaşıyor. Hatta şey yapın isterseniz. Yani, Windows'da onları kapatın gitsin. Windows'dan. Sanırım ama Windows'ı artık şey yapayım. Aşağı hocam. Aşağı. Loot var ya. Oradan default editör değil. Tamam. Tertemiz oldu hocam. Şimdi tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz hocam. Arkadaşlar hep beraber yapalım. Sinematik değil, content'e gelin hocam. Buradan horror kod'a girelim. Blueprint'e girelim. Tamam, buraya Esma hocam. Bu Esma klasörün içerisine girin. Onu almayacağız. Onu da kendimiz yapacağız şimdi. Evet, bir sağa tıklayın hocam. Zaten daha öncesinden bir oluşturmuşuz. Evet, Blueprint Class. Bunun aktör oluşturuyorduk. BP alt tire. Yani Blueprint'in BP'si alt tire. K2 olsun burada. K2. Tamam. İçerisine girin hocam. Girebiliyor muyum bunun için? Çift mi tıklayacağım? Çift tıkla. Geç açıldı zaten. Tamam. Bunu böyle ayırayım mı pencereyi? Tamam. O yukarı itekleyin. Word'ün yanına koyun hocam. Bırakın orada kalın. Şimdi ne yapacaktık? Tamam. Öncelikle buna görünür olan bir tane kolizyon ekleyin hocam. Komponente bir tane kolizyon ekleyin. At değil. Yok at. Kolizyon etten mi? Ekleyeceğiz hocam. Hı-hı. Evet. Spear olanı ekleyelim. Tamam. Şimdi o spear olanı şu default var ya. Burayı bir temizleyelim. Yani default bizim ihtiyacımız yok. Spear alıp default'un üzerine bırakın. Default gitsin. Tamam. Şimdi buraya kadar diğer arkadaşlar yaptı mı? Tamam. Şimdi etten bunun içerisine bir tane statik mesh ekleyelim. Statik mesh istiyorum. Geldi. Güzel. Buradan şimdi, şey evet. Ekliyorduk. Statik mesh ekliyorduk şuradan. Evet, şuradan mı çıkıyorduk? Nan var ya hocam. Nan'a tıklayın. Yok, yan taraftaki açın. K deyin. Oraya bir tane anahtar gelsin. K deyin. Geldi. Tıklayın hocam. Tıkladım. Geldi mi şu anda bilmiyorum. Normalde gelmiş olması gerekiyor da görünmedi. Yukarıda. Tamam. Yukarıda. Onu indirin hocam aşağıya. Onu indirdim.
İndirip Ha, şu şu şeyi spiri biraz büyütüyorduk değil mi? kocacığını 32 değil de ne yapıyorduk? 128 diyorduk spiri. Spiri reduce. büyüteceğim. Şeyde detaylıstaydı. Spiral mi? 35 mi? Yok, buna Şöyle. şey diyelim. 128 dedim. 128 dedim. Tamam. Bayağı Harika. büyük oldu. Tamam, bu kadar. Şu an işimiz bu kadar. Event Hub'a girip şimdi kodluyoruz. Yukarıdaydı. Menüde yukarıda. Yukarı sağ üst tarafta. Bunlar Yok, neye orada değil. Şu giriyorduk event var ya hocam, event. Event Graph. Orada şimdi? değil. Yani Evet, şu mu? şu an şeydeyiz. Neydi onun ismi? Hala bunun içerisindeyiz. Bunun kodlamasını yapacağız. Viewport penceresindeyiz şu anda. Viewport'u gördünüz mü? Biraz yukarı. Aşağı biraz. Sağ tarafta. Şuradayız. Evet. Viewport'tan iki tane yana kayın. Şimdi bunun kodlamasını yapacağız. Event Graph. Evet. Tamam. Bunları bir silin hocam. Yukarıdakinin. Bir tane daha kaldı herhalde. Nasıl yapıyorduk? Ha, sonsuz. Tamam. Tamam. Şimdi Spire geldiği zaman Spire seçin. Tamam. Oradan şey Detaylıktan ekliyorum. aşağı doğru kayın. Aşağı doğru kayın hocam. Heh. Ne olacaktı? Komponentlerden begin. Yani bu Buydu. event olay başlatıcı. Olay başlatıcılardan begin overloop seçiyorduk. İkinci sıradaki. Evet, ekledik. Tamam, hop Hocam çok pencere. özür dileyerek araya girebilir miyim? Buyurun hocam. Ben ekranımda şu Event Graph ve Viewport kaybettim. Hocam VPK şeyden 1 diye ekledim. Window'a gelin. Hemen Window'dan. Oradan load Şunu dersiniz. yaptık Geçin. hocam. Evet. Ben de bilmiyordum bunu yaptım. Öyle yaptım. Default Editor Layout değil mi? Hı. Hı. Yine gelmedi. O zaman şeyden ekleyin Diğerinde hocam geliyor. şu. VPK1'de gelmiyor. Bakın hocam şey var ya, viewport component, bak burada hepsi işaretli. Yukarıya doğru baktığınızda o işaretli değilse onları işaretleyin. Daha bakayım. Event Crab. Event Crab neredeymiş? O da mı hocam? O da bu. O da mı O gözüküyor burada? Buna da bir burada şey mi olması yapıyorum? gerekiyor. Ona gözükmüyor ama. Blueprint. Sanki... My Yok, benimki de Blueprint. görünmüyor. Allah Allah. Hocam o zaman hemen bir bakalım sizinkine. Hemen kapatayım hocam ben. Tamam. Bir Hocam dakika. sizinkine devam edeceğiz ismi hocam. Bunu buradan kapatayım. Ha, open full Sesim blueprint editor geliyor mu diyeceksin hocam? hocam. Yok, yukarıda bakın ona geldiniz. Şimdi şurada mavi yazıyla open full blueprint yazıyor. Biraz aşağıda. Çizgiye bakın. Ha, orada. Şurası. Evet, tıklayın. Güzel. Tamam. 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 Çok Şimdi teşekkür Esma ederim. hocam gidelim. Şimdi Esma hocamınkinde adım adım gideceğiz. Her şeyi tek tek adım adım. Esma hocam açalım. Hocam geldi mi? Evet, geldi. Tamam. Ha, ben neredeyim? Evet, tamam. Evet. Şimdi hocam şöyle yapalım. İlk adımımız şu olsun. Karakterimiz bu spire dokunduğu zaman ekrana bana şey, anahtarı aldın desin. Şu execute çıkışımız vardı ya, üçgen beyaz. Oradan tutun, çekin. Ekrana neyle yazdırıyorduk? Print screen'de. Evet. Anahtarı aldın. Anahtarı aldım. Başladığı anda. Buna dokunduğu anda şu anda değil mi hocam? Başladığı Hı-hı. anda mı dokundu? Dokunması Yok, lazım bunun dokunduğunda, değil mi? dokunduğuna dokunduğunda hocam. Onun içine girdiğinde beyin. Bakalım ne oldu, çalışacak mı? Level hocaya gidin hocam. Oradan şu content browser'dan şeyinizi alın. Ya Oluşturduğunuz ben kod. burada yürüyemiyorum. Çok gülmeyin lütfen. Tamam mı arkadaşlar? Ben burada yürüyemiyorum yani. Şöyle Herkesin dışarı. çok kolaylıkla yaptığı şeyi ben yapamıyorum yani şu anda. Evet, Ha, neredeyim bilmiyorum. dışarı, Şuradan ha, kesleyeyim oraya. mi? Oraya bir tane şey bırakın hocam. Content driver'dan bir tane biraz önce oluşturduğumuz aktör vardı ya. Nereye bırakayım? Buraya mı? Ha, oraya Burası bırakın. mı? Şu content driver'a girin. Content driver. Aşağıda. Nerede bu Aşağıda content hocam. Şeyi driver? oluşturduk Ha. ya. Heh, oradan Tamam, yine BP2 K2 oraya sürükleyin, bırakın hocam. şuraya bıraktım. Hı. Tamam. Sağ tıklayıp from here mı diyeceğim? Evet hocam. Bakalım, dokunalım bir ne olacak.
Ben dibinde miyim acaba? Şöyle biraz geri gelin. Tekrar gelin. Geri gelin. Geri geri Klavyeden geri dibinde. S tuşuyla. Klavyeden S tuşuyla. Evet, şimdi Tamam. dal ve tuşuyla tekrar gelin. Bir dokunun bana. Bakın. Nerede? Üstte yazıyor. Ha, ben de başka yer Geri gelin biliyorum. tekrar. Anahtar yazıyor. Tamam, Şimdi anladım. anahtarı Evet, tamam. alabildik mi? Anahtarı aldığımıza dair herhangi bir ifade sadece yazı olarak var. Ne olması gerekiyor? Anahtarı aldıysak bunun buradan kaybolması gerekiyor. O zaman bunu bir kaybedelim hocam. Şeye gelin. BPK'ye gelin. Şimdi neyle kaybediyorduk? Yani önce bunu bir dakika, soruyu tam anlayamadım hocam. Şimdi Anahtarın önce kaybolması lazım. bunun kaybolması için hangi kodu kullanıyorduk? Destroy aktörü kullandık, değil mi? Destroy yapıyorduk. Anahtarı aldıktan sonra destroy çekeceğim buraya. Evet, destroy Yanlış diyelim. mı? Evet. Evet, destroy'u çektik hocam. Şimdi tekrar bir çalıştıralım. Anahtarı aldım dedi, yok oldu. Evet. Şimdi buna bir de ses verelim hocam. Yok olduktan sonra ses çalsın. Yok. Yok olurken aynı anda mı çalacak hocam? Bu arada bunu nasıl yapacağım aynı anda Deneyelim, çalması için? Esma hocam. Play son. Şuradan bir tane daha çeksem olur mu? Evet. Çünkü destroy dedikten sonra biz yaptığımız hiçbir işlem bir şey ifade etmeyecek. Çünkü onu dünyadan attı. Dünyadan attıktan sonra ses çalmayacak hocam. Destroy'dan önce yapmamız gerekiyor. Play sound muydu hocam? Neydi bu? Play sound muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Hocam şöyle yapmak istediğimiz şeyin İngilizce ifadesini yazmamız yetiyor çoğu zaman. Evet, tıklayın hocam. Bakın oraya hemen Yanlış. birbirini bağladı. Birbirine bağladı. Hı. Tamam. Bunu ben Evet. şöyle gözüm görsün. Hı. Sound'u buradan mı seçiyorum? Evet. Tamam. Şu lastiği seçtim Tamam, şimdi hocam. Bilmiyorum çalıştıralım neydi bu. bakalım ne oldu. Ateş çıksın. Tamam. Tekrar açalım. Hocam bir de kameranın olduğu yerden başlatın. Ateş sesi geldi. Evet. Duymamışsınız ama hala çalıyor bu arada. Ateş Tamam. sesi. Şimdi şey Hiç yapalım. durmuyor ateş DSC'mizi. sesi hocam. Efendim? Hocam şimdi o şey vardı ya şu. Yok, biraz önceki yere tekrar gelelim. Şu play'in Evet. yanındaki üç tane nokta vardı yukarıda. Şu. Evet, oradan. Tamam, zaten şu an başlat dediğiniz zaman kameranızın olmuş olduğu yerde başlayacak. Şu aşağıdaki. Kamera lokasyonunuz işaretli. Nerede ki o? Şu. Ha, Ha, o şu. saatin işaretli. Play dediğiniz zaman hemen buradan neredeyseniz orada başlayacak. Şimdi gelelim. Tamam. Tek. K'ye gelelim. Adım adım gidiyoruz. Şimdi ne yaptık? Kolizyon içerisine girdik. Girdiğimizde bir anahtarı aldığın yazdı. Sesi verdik. Destroy aktör dedik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu anahtarı aldığımızı kapıya gittik. Kapı nereden bilecek bu anahtarı alıp almadığını? Yani kapıya gittik, Game kapıda modda. efendim. Game moddan değil Yok, mi? game olarak game modu düşünmüyoruz şu anda. Yani anahtarı gittiğimde ben bu anahtarı alıp Haber almadığını vermem lazım. kapının bilebilmesi için ben bir değişken oluşturacağım. O değişkenin Evet. içerisine değer gireceğim. O zaman şu variable'dan Yani, değişken oluşturalım hocam. bir yapmam lazım ya da önceki halde sıfırsa anahtar alınca bir olması lazım. Ona Öyle bir K şey mi? diyelim. K diyelim o zaman. Tamam. K. Bu olan ne güzel. Evet, boolean. Zaten boolean olarak geldi o. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunun içine sürükleyin, getirin hocam. Tamam. Bunun Destin. içine bir şey koyacaksak neydi? İçine bir şey koyacaksak Evet. set. Evet. Bunu ne zaman olması gerekiyor? İçine girdiğimde olması gerekiyor. Eğer destroy aktör dersek işaretlemez. O zaman yine şuradan mı alacağım hocam? Olur. Olur oradan. İçine girdiğim anda sonuçta yok olduğu İşaretleyeceğiz. için İşaretleyeceğiz. Çünkü öncesinden boş. ya bir demek gibi bir şey bu değil mi hocam yani? Girdim demek gibi bir şey. Evet, evet, Ben evet. bunu yanlış Şimdi mı biliyorum? print'e koyalım hocam. Girince mi? Evet, Hemen şunu print'e devam bağlı. ettirelim. Tamam, şöyle yapalım. Hatta Evet. biz burada şöyle bir şey yapalım hocam.
Şimdi biz bunu böyle değil de biraz farklılaştıralım. Diyelim ki eğer bunun içine girdiğinde, bunun içine girdiğinde birinci gir ilk defa girdiyse ona bir şey yapmasın. İkinci defa girdiğinde bunu destroyaktör yapsın. Böyle bir şey yapalım. Olur mu? Tamam. O zaman Olur. şimdi key'i tekrar seçelim de. Şurada sol taraftaki o dursun Şunu orada. silecek miydim? Onu silin hocam. Yok, Bismillah. silmeyeceğim de parçalayacak mıydım? Yok, Kültürlü mü şimdi yapıyorum? bu sol taraftaki variable key variable var ya, onu tekrar alalım orada. Şu key. Sol taraftan variable'daki oluşturduk ya. Tutalım. Çekelim, sürükleyelim. Get diyelim. Bunun içindeki değeri bakacağım şimdi. Çektim oradan. Evet. Branch diyeceğim Branch veya dedim. if veya branch. Evet. Evet. Bu Branch true ise tekli mi demek hocam bu arada? yok, şimdi şu an mesela compile değilsin hocam. Sol tarafta compile var. Sol Şu tarafta kontrol sol var. tarafta en yukarıda solda. Bak. Evet. Compile. Tıklayayım mı hocam bunu? Hocam Evet. aşağıdaki key'e bir tıklayın. Variable'daki key'e tıklayın. Bakın bunun default value'su detersinden boş. Gördünüz mü? Ne diyor? Boş olduğunu Yok, nereden sağ tarafta sağ. anlayabilirim? Detersinden. Bakıyorum. Şuradan Aşağıda en altta, atıyorum en altta. diyorsunuz. Ha şu. Şimdi eğer bunu ben işaretlersem, yani ilk yapıldığında bu işaretli oldu dersen işaretler. Yok, ilk yapıldığında işaretli değilse, yani işaretlemek istemesem işaretlemez. Ben ilk önce boş bırakmak istiyorum. Çünkü bunu daha ilk defa girdim. Yani ilk defa girdiğimde bunun ne olmasını istiyorum? False olmasını istiyorum. Yani Yani hocam false. false ilk Almadın defa mı hocam? girdiğinde Sıfır. varsayılan değeri, default değeri zaten dokunulmadığı için false oluyor. False Evet. olması demek fix olması demek. Tamam, şimdi şu component begin overloop loop'un execute'inden alalım. Branch'a bir koyalım. Şuraya mı? Şey ne? Execute'ine, oraya değil de. Üçgeni var ya hocam. Pardon, Üçgenle pardon. değil şey yapmanız gerekiyor. Tabii. Evet. Şimdi Evet, keyin varsa ne oldu? Eğer true ise zaten şeye bağlayacak. oraya bir Şuna gitmeyelim. bağlayacak. Oraya gitmeyelim hocam. Print screen diyelim. Şeyde yok. Screen Oradan derken? çekip print screen deyin. O orayı karıştırmayın. Evet. Orada dursun hocam. Şu aşağıda yapın. Çekin. Seçtim. Print screen. Print. Diyorum ki anahtarı Oraya ilk kez aldım. ikinci kez, yok ikinci kez. İki yazın, oraya iki yazın. Sadece iki yazın. Tamam. Falseye geldiğimizde bunun buraya da bir yazın. Şimdi Mantığı çalıştırın hocam. öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi Şimdi çalıştıralım. key Başka bir bu key arada yok. işaretsiz. Bir çalıştıralım bakalım. Compile demedim hocam. Sorun olur mu? Yok, sıkıntı yok. Sen çalıştırdığımızda compile diyecek şimdi kendisi. Hocam bir girin bakalım ne diyecek. Devam edip gidiyorum. Evet. Bir dedi. Yok olmadı. Şimdi bir daha geleceğim. Evet. Dönüyorum değil mi? Geri geleyim. Aa, ne dedi o? Yine İki bir dedi mi? dedi. Bakın. Her Yine dedi. girdiğinize İki bir diyor. dedi mi? Bir. Allah Allah. Niye bir dedi hocam eğer girdiğinizde? Bir bakayım hocam. Durdurayım. Tamam. Bir dedik. False. Çünkü varsayılan değerine tik koymadık ya. Her seferinde herhalde boş. Tamam, o zaman şimdi bunu ne yapmamız gerekiyor Esma hocam? Varsayılan değerini ben bir de tekli deneyebilir miyim hocam Olur, yani olur, olur, olur hocam. Aklımıza ne geliyorsa. varsayılan şunu tek yapsam sonuç ne değişecek merak ettim Tamam. açıkçası. Varsayılan değer tek olunca iki diyecek belki de. İki dedi. Evet. Varsayılan değer iki dedi. Ha, şimdi O zaman arkadaşın zamanını alıyorum da. Bu arada varsayılan değer dokunulmadığı zaman boşken bir dedi. Varsayılan değer doluyken iki dedi. Biz burada branch
uygulayacağız yani mecburen. Varsayılan değeri key get deyip varsayılan değeri almamız lazım. O zaman bunu kodda değiştireceğiz değil mi hocam? Şeyde değil, evet, varsayılan evet. Değeri de. O zaman oradaki key'i bir kaldırın. Key'i kaldırın şunu aşağı sağ. O değil yok. Şunu kaldırın. Şunları kaldırın. Yok onları kaldırmayın. Onlar dursun. Şeydeki key'in varsayılan değerini şey yaptınız ya. Kaldırdım. Tamam. O zaman onu evet. Nerede yapacağız şimdi? Birin şimdi false edeceğiz değil mi? False edeceğim. Şimdi key 0 false'ye geldi. Buraya girdikten sonra şimdi ben eğer key'i şey yaparsam neydi onun ismi varsayılan değerini true yaparsam bu sefer tekrar girdiğinde true'dan girecek. Ama şey yapmayacağım, öyle yapmayacağım. Doğru değil mi? Öyle yapacağız hocam. Şimdi key'den tutun çekin şimdi. Onu key'den tutun. Şu sol taraf variable onu değil. Variable'daki var ya. Tutun çekin. Aynı anda bunları yapıyor mu bu arada? Evet. Hocam evet. Bütün hepsini hocam şimdi. Tamam. Şimdi ne yapacağız bunu? Evet. False'den geldiğinde false. False yok. Hangisi oluyor? Şu branch'ın falsesinden tutup set'e bağlayacağız. Şuraya. Evet. Tamam şimdi bunu ona okeyleyin şimdi. Şuraya mı? Evet. İçini doldurduk. Şimdi bunun execute'inden çıkın. Print screen deyin. Bir yazın oraya da. Evet. Buraya bir yazın. Şimdi çalıştırıp bakalım. Evet. Bir. Çıkalım şimdi. Eşleyecek mi? Evet. Şimdi gidelim içerisine. İki. Ama üç demeyecek tabii. Şimdi tekrar bir demesi için ne yapabiliriz hocam? İçeri girdiğimizde iki demesin. Tekrar girdiğimizde bir diyecek. Yani ilk girdiğimde bir, ikinci girdiğimde iki, üçüncü girdiğimde bir, dördüncü girdiğimde iki. Bir, iki, bir, iki, bir, iki böyle şey yapsın. Yani şurayı bir şimdi şuraya ben hocam şimdi şöyle anlayamadığım kısım variable'dan key'i aldım. Bu bir değişkenin. Değişkenim eğer doğruysa yani içinde bir kez girdiyse bu ikinci giriş anlamını taşıyor. Zaten girdik diye. Ama eğer hiç giriş yapılmadıysa var olan değeri bir yapıyor. Yani artı bir yapıyor değil mi program yok, artı anlamında? Bir artı bir yapıp yok true ya da false yani yapıyor. Artı bir değil yok. Bunu true false. Tamam. Ha true false yapıyor. Tamam. True yapıyor bu sefer girdiğim için. O yüzden ilk giriş olması nedeniyle de bir gösteriyor. Evet. Tekrar sistemde tekrar tabii devam ettiğim için sürekli de true olmaya başladığı için artık sürekli ikiyi gösteriyor. Doğru değil mi? Peki sürekli o zaman sürekli 2 değil de 1-2-1-2-1-2 yaptırmak istersem şimdi 1, ne yapmam gerekiyor? 1-2-1-2 yapmak istersek ne yapmamız lazım? Döngü mi yapacağız hocam? Yok. Zaten şey yani, döngü yapmıyoruz hocam. Şey yapıyoruz ya. Her girdiğimizde event başlıyor ya. Tamam. Bunun değeri buradan bir değer alalım. Setini şey yapmamız lazım. Tekrar değerini false mı yapacak? Şöyle yapalım. Şundan bir tane daha alsak şuraya koysak mesela. Bu evet. Sefer bunları bağlasak o onda false yapacak. Şimdi diğerinden. Diğer print string'den almamız gerekmiyor mu? Evet yani true'ya geldiğinde boşaltıyorum. False'ye geldiğinde doldurup true'ya geldiğinde boşaltacağım her defasında. Tamam boşalt. Bunda olmaz mı hocam? Böyle olmuyor. Deneyip bakalım ne olacak. Böyle olmaz. Üsttekini de yapmamız gerekmiyor mu? Bu sefer bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Sürekli bir çıkartır karşımıza. Şimdi bakalım hocam. Şimdi kodunuzu bir okuyalım isterseniz. Sürekli bir çıkacak muhtemelen. Bir dedi. Tekrar bir. Sürekli bir çıkacak. Ben anladım. Çünkü öyle oldu yani. Çünkü buraya geldim, doldurdum, geri gittim. Boşalttığım için sürekli false'a girecek. Harika. O zaman onu ne yapacağız hocam? Evet. Nereye bağlayacağız? Buraya bağlayalım bunu. Evet. Şuraya. Tamam, get key dedim. Şimdi tekrar set key yapacağız. Şöyle yapmamız lazım. Böylelikle 2'den sonra boş kalacak, false'a dönecek. Yanlış mı oldu?
Yok, Yok, doğru oldu. doğru değil. Çalıştıralım. Yani bir tekrar iki bir. Evet hocam. Tamam, şimdi bir de bunun Hatta biz içerisine bunu kaçer kaçer girdiğini de saydırabiliriz yani kaç saydıralım. girdiğini. Variable'dan hemen bir tane değişken oluşturalım o zaman. Şey number mı? Ne diyeyim? Number değil mi? Kaç Evet. girdiğini düşün. Şimdi bunun değişken türü ne Mesela olması gerekiyor? loop number. Integer mı? Evet. Buradan Integer. evet. Integer. Tamam. Şimdi her girdiğinde o zaman bunların içinde de değişken yapmam lazım. Yok, Bunun onlar kalsın için. hocam. Ona dokunmayalım. Bu şimdi Ama bunun bizim değişkenden aslında yani. her girdiğinde şimdi şöyle bir durum var. Her girdiğinde falsiye kaç defa girdiğimi, true'ya kaç defa girdiğimi, yoksa false true değil bunun içerisine kaç defa girdim. Eğer bunun içerisine kaç defa girdiği beni ilgilendiriyorsa o zaman branch'tan önce koyacağım. Yok, eğer sadece true'ları saydıracaksam o zaman true'nun olmuş olduğu yere. Yok, sadece false'leri saydıracaksam sadece false'leri. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? Esma hocam. Hepsini saydırayım değil mi? Hepsini saydıralım çünkü Tamam, şu o zaman anda hepsini sistem öyle saydıralım hocam. işlemiyor. Evet, get diyoruz değil mi? Get. Aldım. Çekiyoruz. Artı 1 ile topluyorduk. Et mi diyorduk? Şey, direkt artı 1'e artıya basmanız yeter. Artı bir. Yok, 1 değil, artı. Umadım. Evet, artı. Şu sıfırın olmuş olduğu Pardon, yere, şurada sıfır pardon. var ya hocam. Şuraya bir diyeceğim. 1 yazdık. Bunu ne yapacağız şimdi? Evet, ikisini topladıktan sonra loop number değişkeninin içerisine atmamız gerekiyor. Evet, şuradan loop number'ı tekrar çekelim aşağıdan. Şimdi set, bunu da set diyeceğiz. Set Evet. diyeceğiz. Get diyeceğiz hocam ya. Tamam. Yok yok, set set, tamam, böyle oldu. Şimdi yukarıdaki o artının sağ üst köşesindeki tutup buna bağlayacağız. Aşağıdaki bir Yok alttaki. böyle. Tamam. Şimdi yukarıdaki spear kolizyonun executine alıp buna bağlayacağız. Bunu da branch'a bağlayacağız. Sefir kolezyonun neresiymiş bunu acaba? Sefir kolezyonun egzeketini bunu Aldık. aldım. Set'e bağlıyoruz. Evet. Aşağı set'e bağlıyoruz. Tamam. Evet. Evet. Set'ten çıktıktan sonra da branch'a bağlıyoruz. Soldan sağa doğru akıyor ya hocam. Önce saydırdık. Hatta şey yapalım, bir de print de yazdıralım. Yazdırmadık. Yazdıktan sonra branch'a bağlayalım. Bunu biraz düzenleyin hocam. Şu spear kolizyonunu şöyle sol tarafa doğru çekin. Şunları mı? Şunları bir düzelteyim şöyle. Şöyle mi? Evet, biraz daha çekin. Şimdi bu setin oraya bir tane print screen yazalım. Sete Çekin yazalım hatta. oraya bir tane. Şuraya mı? Evet. Yani bunun mantığını belki anlarız hocam. Hani Ya, buraya ne oturdu. yazdıracağım? Evet. Hidden'ı yazdıracağım. Buradan branch'e bağlıyorsunuz hocam. Hello yazıyor ama. Ya, önce şu branch'i bir bağlayalım, ondan sonra orada şey yaparız. Tamam, bir çalıştıralım bakalım ne oldu. Yani hello yazacak değil mi? Evet, Hello hello yazacak. O yazmıyor mu zaman ne hocam olması burada? gerekiyor hocam? Bunun Buranın if string içinde şey kısmına ne bitiyor gelmesi mu? gerekiyor? İşte loop number'ı nasıl sürükleyeceğim bunun içine? Onun bu şey var ya, loop number'ın setinden çıkan yeşil var ya, yeşil gözü, bunun pembe gözüne bağlayacaksınız. Ha süper. Tamam. O kendi çeviriyor hocam. Ay Şeydeki gibi, çok hoş. Python'daki falan çevirmek, int Aa. str falan dememize gerek yok. Çalıştırın şimdi. Tamam devam edeyim. Bir. Ama iki duruyor ama. Bakalım. Peki. Hocam çıkarken bir şey yazmıyor değil mi? Yo, Yani. yazıyor. Girdiği zaman her girdiğini yazıyor hocam. Bakın.
Bilal bir şeyim. 3, 1 yazı üstede 1 kaldı. O stringden kaynaklanıyor herhalde. 2, 4, 5. 1, 5. 5 olmuş. 6, 7, 8. Bu tepedeki 2, 8 ne oluyor hocam? O program donduğu için mi? Yok hocam, o şey dedik yani. Onları da yazmıştık ya, aynen. Doğru olduğunda 1, yanlış olduğunda 2 olsun diye de yaptık ya. Tamam. Üsttekiler o. Şimdi oraya bir de lamba koyalım isterseniz. İlk girdiğinde lamba yeşil yansın. İkinci girdiğinde mavi yansın. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Buraya bir tane lamba. Hocam yiyelim. Blokları temizle diye bir şey yok mu? Efendim? Blokları böyle hani her biri ayrı yerde duruyor ya. Tek tuşla bunları bir düzene sokamıyor muyuz? Yok hocam. Bunları şöyle yapabiliyoruz. Bunları hepsini işaretleyip o bir fonksiyon olsun diyebiliyoruz mesela. Onu bir fonksiyon yapıyoruz. O kodlar fonksiyonun içerisinde kalıyor. Hocam. Şunları yok öyle değil de hani böyle düz durmuyor ya, her biri bir yerde duruyor. Mesela atıyorum Scratch'da var diye sağ tıklıyoruz, blokları temizle deyince hepsini düz dümdüz sıralıyor ya, öyle bir şey yok yani. Yok hocam, bunun bu kadar gelişmiş değil. Ya aslında bu, bir sürü şey yapıyoruz bunda, öyle bir şey de olmalıymış bence. Ben sizin için daha düzgün yazayım hocam. Ben kendimi düzgün yaptım da gözüme battı. Benimki, ben hocam çok dağınık çalışıyorumdur belki. Tamam. Bir ekranı çok küçük ya. Öyle olunca anlayamıyorum çünkü. Evet, ekranım küçük ondan kaynaklanıyor. Şimdi... Yo, ekranınız gayet güzel görünüyor Esma hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Sizde küçük olabilir. Ben de aynı Harun hocamınkine görünüyorsa sizinki de o görünüyor. Tamam hocam, biraz hakaret gibi oldu sanki. Hayır hayır ya, Esma hocam sıkıntı yapmasın diye diyorum. Allah razı olsun hocam. Tamam, çok sağ ol. Hocam şimdi böyle şöyle yapalım. Birazcık daha oturması için şeye geldiğinde neydi onun ismi, true false olduğunda kırmızı, true olduğunda mavi yanan bir ışık ekleyelim buna. Nerede branch'ın burada true olduğunda tam ışık ekleyelim hocam. Tamam, o zaman şeyleri, görünür olan şeyleri nereden ekliyorduk? V-port'tan, V-port'a gelelim bir. Evet, geldik. Şimdi komponentlerden bir tane komponent ekliyoruz, ekliyoruz. Buradan point light ekliyoruz. Baştan 3. sırada zaten. Geldi point light. Yukarıda hocam, bir yukarıda. Evet. Wow. Neymiş tamam, bu ışığımız, hocam? Işığımız geldi. Şimdi şey yapalım. Content power event event cramp'a gelelim hocam. Bu content'e geliyor mu bu arada? Gelmez hocam. Content'e gelmenize gerek yok. Event cramp. Evet, şimdi şey yapalım, bakalım yanıyor mu? Önce bir kontrol edelim, bakalım yanıyor. Bir çalıştıralım. Muhtemelen sürekli yanıyordur. Burada yanıyor. Şu an gelmiş. O zaman BP, mi hocam? BP2'ye gelelim hocam. BP2. Evet. Şimdi buradan bir tane referans alacağız hocam. Şu point light'ı sürükleyip bir getirin ekrana. Bu yukarıda. Şimdi tamam. Yukarıda. Orada değil, yukarıda. Yukarıdan. Tutun, ben çekin hocam. Mi? Getin, çekin. Şu şeye getirin yani hocam. Kuruysa hocam. Ha, oraya getirin. Birazcık daha ileri. Tamam. Keyden sonrasına koyabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Şuraya koyabilir miyim mesela? Yani, şöyle olamaz. Yok, daha bir dakika, buna şey yapacağız. Bu şey get olduğu için bunun içine bir şey ekleyemiyoruz hocam. Get ya bu. Şimdi şöyle sol taraftaki komponent point light'a bir tıklar mısın? Eklediğimiz, tıklayalım. Şu detaylısı biraz genişletelim. Şimdi aşağıya doğru geldiğimizde bunun bir rengini, beyaz bir renk göreceğiz. Bakın beyaz renk. Beyaz renk ne? Yok, bir kapatın hocam. Bunu renklendireceğiz. Koda bakıyoruz. Ne bu? Light color. Demek ki burada bunun nesini değiştireceğiz? Light color'unu değiştireceğiz. Bu anlaşıldı değil mi hocam? Light color'unu kodla değiştireceğiz. Çekelim. Şimdi point light'ın gözünden çekelim hocam. Gözünden çekelim. Evet, kodu yazalım. Light color mı? Evet. Set diyeceğiz istavrola. Get değil de set diyeceğiz hocam. İçini değiştireceğiz. Değiştireceğimiz için set dememiz lazım. Get değil de. Light biraz geldi, güzel. Şimdi bunun execute'ini bağlayalım. Renk oradaki mavi de şey, renk de mavi. Şu mu? O. Onu maviye çekelim.
Evet, siyahı da yukarıya doğru kaldıralım. Siyah olan tarafı. Şurada siyah var ya hocam. Şu mu oluyor? Yok, yan taraftaki. O uzun yukarıya doğru gidiyor ya. Şu. Heh. Çok değil, biraz aşağı. Heh, yeterli herhalde. Şuraya mı Okey. hocam? Ya olmaz. Işığın bu mu? Şu kısmı Işığın mı? rengi o oldu hocam. Ha, yok. Şöyle mi yapalım? Daha mı mavi yapalım? Yukarıya doğru. Şöyle. Çok, Işığın şu. heh. Oldu hocam, bu oldu. Tamam, güzel. Şimdi ses Tamam. şeyine bağlı, egzekitlerine bağladım. Dönüşlüğe mi? Hı. Şimdi. Aynısını bir diğeri için yapmam lazım. Prensipler Ay. için yapalım aynısını. Kopyalama yapıştırma var mı bunun böyle? Olur. Mesela seçip CTC, CTRT mi V mi V, hocam V, yapıştırma? V. C, V. Şuraya. Hı. Rengi Oldu mu değiştirelim. hocam? Rengini değiştirmedik. Ay yanlışsa kırmızı yapalım mı? Yok. Evet. İki Olur. Kırmızı farklı olsun. renk var. Heh, tamam hocam. Harika. Kırmızı mı yapalım? Yani arkadaşlar nasıl dersin? Turuncu da olur. Sen de. Kırmızı. Çalıştıralım Tamam. bakalım. Hı. Ben de heyecanlandım şimdi ne çıkacak. Bakalım hemen. İlerliyorum hocam. Evet. Vay, ilk giriş olduğu için, değil mi? Işık hala aynı renk. Aa, mavi oldu. Süper ya. Hocam bu hoşmuş yani. Hocam şimdi buna bir de Süper. particle ekleyelim. Bir de particle patlatalım. O zaman şey, aynı mantık. F'ten muhtemelen particle diyeceğim. Öyle Evet. mi? Particle sistem ekliyorum. Geçen Particle hafta sistem. olmamıştı sanırım, değil mi Harun hocam? Particle. Particle Sormuyormuş bu sistemi soruyu. muhtemelen sahneye alıyorum. Herhalde mantıklı öyle bir şey. Bakayım hocam şurada belki bir komponent vardır. Doğru mu gidiyorum Harun hocam? Bilmiyorum mantıklı öyleyse. Particle sistem. Ne diyeceğim burada? Bir hocam önce bir particle ekleyelim onun içerisine. Geçen hafta Ekledim evet bir sıkıntı olmuştu da niye oluydu anlamadım. hocam. Hocam o şey template eklememiz lazım sol taraftan komponentten. Tamam. Şey, mesh gibi bir şey mi? Yok Template. onu önce Hangi bu? komponentten seçmeniz lazım hocam. Seçtim. Ha. Şuradan Template'ten template nan seçtim. nan nan yazıyordu hocam. Şu olsun. Evet. Şimdi bir de bunun şeyini bir kapatalım hocam. Auto Sürekli aktivitesini olmasın kapatmıyorsanız mı? yukarıya yazarsanız çıkar auto aktivite. Alışmamıştı geçen de. Tamam, kapattım. Evet, Evet. şimdi bunu çekelim hocam. Set Ne diyeyim? auto aktivite diyeceğiz. Evet. Ne yaptı bak çok karıştı biraz. Niye iki tane oldu ki? Çekin. O bir diğer bir tanesini silin hocam. Alttakini silin. Alttakini silin. Evet. Evet, ikinci girdiğinde patlasın hocam. İkinci girişinde mi patlasın? Hı. Yani ben bunu Point-like'den sonra getirsem ne olurmuş? Şey olur mu? Olur. Şöyle O getirmiş birinci olur girişinde mu? tamam oradan olsun. Birinci girişinde O patladı. birinci İkinci giriş girişinde. miymiş? Yani karıştı her şey ama. Yo birinci miymiş? Arkadaşlar da karıştıracak ya. Bu branch nerede hocam? Şurada. Şu ikinci giriş gözüküyor ama. Ha, şu ikinci giriş. Evet. Point-like. O zaman ben şunu şuradan alıyorum. Buraya veriyorum. Hı. Onu da bir şey yapmanız lazım. İşaretlemeniz lazım. Çalıştıralım hocam. Olacak mı acaba? Hadi bismillah diyelim. Petrol olmadı bu arada. Çünkü petrol yapmadı. Yine çalışmadı hocam. Niye çalışmadı? Acaba şeyle mi alakalı bu? Beşle mi alakalı? Sürümle mi Yok. alakalı? Acaba başka bir kodla mı yazılıyor bu? Aktif olmuyor mu? Şey, Farklı sistem. tablet'i bir değiştirebilir misiniz hocam? Tamam. Şuradan seçeceğim. Bir dakika ben
Fire mı diyeyim? Hocam hemen şuradan bakayım. Template de diğer file. Öyle hemen bakayım. Işık mavi olduktan sonra particle sistemin aktif hale gelmesi gerekiyor. Hı hı. O yüzden tick koyduk değil mi? Yani o evet. Zaman geleceği zaman aktif olacak. Evet evet hocam. Acaba bu sürekli olmuyor da hemen olup bitiyor mu hocam? Hani döngüde falan olmadığı yok, için mi acaba? Yok, görmemiz lazım. Yani muhtemelen şuradan aktif hale getirince oluyordur. Hı-hı. Şurada normalde olması lazım. Acaba o zaman oluyor. Ben bizde mi bir sıkıntı var? Ben hemen bakıyorum hocam. Onu çalıştırmamız lazım. Destroy aktör demiştik. Şey hocam. Ondan sonra... Onu bağlamadık ama. Auto active aktif yapayım. Buraya gelince aktif olmasın diyeyim. Olur mu? Deneyeyim böyle. Çalışıp çalışmamına bakayım. Deneyin hocam. Ha mesela umarım yanlış düşünmedim. Arkadaşlar doğru mu düşünüyorum? Yani aktif, normal halinde aktif buraya bağlandığı zaman normal halinde yine hala aktif değil. Şu an normal, aktif. Ama buraya geldim. Ben tiki kaldırdım şimdi. Evet. Bu normalde şu anda çalışıyor. Hocam bir de set activity der misiniz? Yani auto activity değil de set activity der misiniz? Tabii. Hiç bana mı söylüyor? Çalıştı mı? Direkt hocam. Üstüm bana set aktif mi diyeceğim hocam? Hı. Yoksa set aktör parameter mi? Parametre. Yok set activity hocam sadece. Bir dakika. Set activity diyoruz hocam sadece. Tamam. Bunu da şeye bağlıyorum. Onu bağlayacağız hocam şimdi. New active diyelim. New activity şey yapalım. Seçelim. Bunu buraya doğru bağladım değil mi? New active böyle. Fakat bizim particle sistemini kaldırdım. Miktar çektim. Şu set mavi olduktan sonra sönmesi lazım. Şey yanması lazım. Evet. Evet hocam. Compile demediğimiz için mi acaba? Yok o zaten çalıştırdığımızda compile yapalım. Çalıştırdığımızda compile diyor. Ay program niye böyle oldu acaba? Dondu mu? Bilgisayarım oldu hocam. Oldu mu? Gamze hocam oldu. Vardı ama neden? Oldu. Set aktif deyince oldu. Aslında bu set aktif... Ben de hata verdi ama neden verdi? Emitter'e location diye bir tane kod var. Normalde onu kullanıyoruz. Hocam bir yerde hata var sizin. Bir gelip bakalım nerede hata. Bakın hocam ne oldu? Bir şey yapalım. Burada bir hata görünmüyor ama tekrar bir çalıştırır mısınız hocam? Bunu bağlamak... İsmail hocam bir tekrar bir çalıştırın. Şu an sıkıntı yok gibi. Burada niye hata verdi bilemedim. Hata mı yaptın? Sesiniz gelmedi. Kameranın olduğu yerde başlıyor olmuyorum. Hocam. Şurada. Esma hocamın ekrandan bu kadar. Kaybetti kendini. Sanırım internetinde sorun var. Sorun mu var? Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Hocalarım. Şimdi duyuyoruz hocam. Sesim geldi mi? Geldi hocam. Bir sıkıntı var mı? Şu an çalışıyor mu Esma hocam? Yani şu anda ben şeyde kaybettim. Ben şey, hiç şey gözükmüyor bende. Hiçbir şey gözükmedi. Az önce hocam şöyle ESC'ye basın. Content Drive'dan tekrar sürükleyip. Taşı göremiyorum hocam. Yok.
Esma hocam, bu K2 vardı ya, K2'yi tekrar koyalım şeye, content Ha, yok mu driver'ına. oldu? Sesim geliyor mu hocam? Sizin sesiniz geliyor Arno hocam. Tamam. Esma hocam. Esma hocam. Hocam sesim. Content driver var Sesim hocam. geliyor mu? Evet yaptım. Tamam. Şimdi gidin bakalım hocam. Çalışıyor. Ama şimdi hiç ateş yanmıyor. Ha, yanmaması gerekiyor zaten değil mi? Evet. İkinci kez girdiğinizde yanacak. Ay. Aa süper. Tamam. Oldu. Bu arada yan şey var mı? Sayılar da artıyor. Tamamdır hocam. Bir ara dondu da bilgisayarım ondan kaynaklandı. Tamam. Şimdi ben sizinle de tamam. iletişim ESC'ye bastık. Content driver'a Tamam. tekrar gelir Süper. misin? Geldim hocam şu anda. Tamam. Geldim. Bu isterseniz şey Şu an yapabiliriz. geldim hocam. Sıkıntı var Tamam mı? hocam, şey Görünebiliyor yapalım mu? mı Esma hocam? Şimdi bir de başka bir arkadaşla devam edelim isterseniz. Başka arkadaşımızdan devam edebiliriz. Evet hocam. Donuyor çünkü. Kim açmak ister? Ne diyor hocam? Sizinkine devam edelim mi? Veya Gamze hocam? Hocam yorulmadık mı bugün artık? Hocam ben de bugün diyecek Yok şeyler açabilirim. yok. Ekran açmamda bir sıkıntı yok. Zaten Sıkıntı devam yok ettim yok. Şöyle hocamla beraber ama. şimdi önemli olan bir kısma geldik. Bunu göstermemiz lazım. Çünkü bütün çabalarımız onun içinde. Hocam şimdi burada bir anahtarımız var. Şeye gidelim. Ana sayfa editöre bir gelelim. Buraya mı? Evet. Şimdi bu content driver'a gidelim. Tamam. Content driver'dan blueprint'e geleceğiz hocam. Blueprint. Şuradaki door var hocam, kapı. Kapıyı sürükleyip dünyamıza bırakalım. Şimdi çalıştıralım. Kapıya gidelim hocam şimdi. Bizden bir şey isteyecek. Key'in yok, anahtarın yok. Gidelim key'imizi alalım. Şimdi tekrar gidelim. Bak yine soruyor. Yani bizim anahtarımız kapıyla bir iletişim içerisinde değil. O zaman kapının şimdi kod kısmına girmem gerekecek. He, Değil o mi? zaman ne olması gerekiyor? Şimdi kapının içine bir girelim hocam. Kapı bizden ne istiyor? Bir bakalım. Bakın kapı bizden ne istiyor? Hocam şey bağlayalım. Neredeyiz? Key'i branch'a bağlayalım. Bak orada key bağlı değil. Şu mu? Yani burada kapının açık olup olmadığını sorgulayan bir sistem var, değil mi? Yani how the key diyor. Eğer true'ysa, how the key true'ysa o zaman benden anahtar istemeyecek. Eğer how the key false ise o zaman benden bir anahtar isteyecek. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? How the key diye bir değişken varmış. O değişkeni ben anahtarı aldığım zaman true'ya çevirmem gerekiyor. Doğru mu? Doğru. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben blueprint key'e gitmem lazım. Yani Şimdi şuradaki mı çekeceğiz? oraya gittim. Şimdi burada bir Tamam. haberleşmemiz lazım. Şimdi sol tarafa doğru gidelim hocam. Sol tarafa. Gidelim. Kolizyonun içerisine girdiğimde Burada. onu biraz sol tarafa doğru çekelim hocam. Şimdi çekeyim. Bunun içerisine girdiğim zaman how the key'i işaretlemem lazım. Tamam Çünkü o bunun içine zaman girdiğim zaman alıyorum. person'ın içindeki game moddan onu mu almam gerekecek? Şimdi benim how the key'im neredeydi? How the key'im benim bu BP key'imin dışında bir yer. Dışında bir Evet. yerdeyse o zaman ne yapmam gerekiyor? Dışarıdaki Basmayacağım ben. aktörlerin birbiriyle iletişime girebilmesi için ben bunu en tepeye koymam lazım. En tepede nereye koymuş bunu yazan kişi? Arkadaşım, bunu yazan kişi bunu game moda koymuş. Third person game moda. O zaman game moddan seçeceğiz. Evet hocam. Objectten çekin. Neydi ki Game adı? Adını unuttum. Hey'le mi mod. Game başladı? mod hocam. Hayır, şey, birdenbire onu seçeceğiz. Game. Boşluk mod. Şimdi haberleşmeyi sağladık.
haberleşmeyi sardık. Şimdi game moddaki veriyi çekelim hocam. Verileri nereden de... çekiyorduk? Game şey, third person game moddaki. Şuradan alttan, değil yok, mi? Yok alttan alttan. Gözler. İsmi neydi değişkenin? Ben onu unuttum. Onu çağırmayacak mı? İçindeki değeri değiştireceğiz hocam. İçindeki değiştireceksek set yapacağız. Evet harikasınız. Tamam şu hemen şurayı işaretlemek için evet, exit'lerini de bağlayalım. Hayır, yukarıdaki şimdi... yukarı o değil. Castify'de şey hocam burada herhangi farklı bir şey olduğunda buradan ilerlesin bağırmaz. Onu şunu nasıl diyorum silmedi. Delete yaptım sonra da. İşte Ctrl'e basın veya çift tıklayın delete'ye basın. Heh gitti hocam. Tamam şimdi böylece kalsın hocam. Böylece tamam. Kalsın. Şu bunun execute'inden print screen deyin. Anahtarı aldım. Şuradan. Print screen'den anahtarı aldım. Orayı da ayıralım da diğerleriyle karışmasın. Onun için dedim her seferinde böyle yapmak gerekiyor ya direkt kendi otomatik düzeltseydi. Evet şimdi tamam çalıştıralım. Şu an? Çalıştıralım hocam. Kapının yanına gidelim. Çalıştıralım. Kapının yanına gittim. Anahtarın yok. Anahtarı alalım. Anahtarı aldık. Gidelim şimdi kapının. Bak şimdi istemedi. Tamam doğru yaptık zaten. Evet. Yani. Şimdi şeye gidelim. Hocam LCG ve kapıya gidelim. Şimdi eğer true'ysa, anahtar alındıysa o device var ya, device'ı kapatın hocam. Yani o şey kapatın şurada. Değil de o biraz kenara çekin. O şey yapalım, o oradan koparalım diyorum. Tamam bu branch'tan true var ya hocam. True'ya evet. Biz şey diyelim. Destroy actor diyelim. Kapıyı kaldırsın. Falsiten de bir print çekelim. Print. Anahtar nerede? Yok diyelim. Sadece yok diyelim. Tamam çalıştıralım hocam. Kapıya gidelim şimdi. Sol üst köşede yok işaretini gördük. Bak, sol tarafta yandı değil mi? Tekrar gidin isterseniz. Her girdiğimizde. Aha çıkmadım. Neyse şu anahtarı bir alalım hocam. Aldık. Ama destroy aktör yapmadı. Niye yapmadı? Anahtarı aldım dedi. Şeyi kaldırması lazım. Kaldırması lazım. Olmadı. Niye yapmadı bilemedim. BP gidelim bakalım hocam. Sol tarafa doğru girelim. He, bu neydi? Input. Input. Şundan kaynaklı. Şey. Onu silin hocam. Press tıklandı, üzerinde tıklandığında diyor. O zaman şuradan. Kolizyon. Hayır kolizyon. Şu ikinciyi mi seçeceğim? Evet. Ne yaptı? Direkt bağladı mı ne? Yok. Onu oradan tutun aşağıya çekin. Gördüm hocam. Onun execute'ini. Bir dakika. Şimdi oldu mu? Bakalım. Yok diyor şu an. Anahtarı aldım. Şimdi evet. Şimdi oldu. Bu oturmuştur herhalde değil mi hocam? Yani şu an var mı kafamızda herhangi bir şey? Şimdilik iyi gibi ama. Yani bundan birkaç tane uygulama yaparsak aslında bu oturur iyice de. Oldu. Tekrar deneriz zaten. Şu an efendim hocam. Şey